Çocukların evlerden dışarı çıkması tıpkı eski günlerdeki gibi gönüllerince sokakta oynayabilmesi için Şişli'de Bizim Sokak projesi hayata geçirildi. Sokaklar, caddeler trafiğe kapatılarak panayır alanına çevrildi. Çocuklar da doyasıya eğlendi. Ne oldun sen? Yüzünü boyamışsın. Kaplan. İlk defa geliyoruz. Güzelmiş yani. Sokaklar, caddeler, arabalara, korna seslerine kapandı. Çocuklara, müziğe, eğlenceye açıldı. Çocuklar mutlu, biz mutlu. Sokaklar bizim diye eskiden. Şimdi zavallı çocuklar sokaksız kalmıştı, kavuştular. Şişli'de çocukların dört duvar arasından çıkıp gönüllerince oyunlar oynayabilmesi için Bizim Sokak projesi başlatıldı. Beş sokak 12 saatliğine trafiğe kapandı, panayır alanına çevrildi. Biz 80 kuşağı sokak çocuğuyduk. Şimdi onların da bununla tanışması bizi çok memnun etti. Pazar günleri biliyorsunuz alışveriş merkezlerine çok gitmek istemiyoruz açıkçası. Çocuklar için de. Çok güzel olmuş. Sokakta voleybol oynamış mıydınız böyle? Yok. Sizin için de ilk oldu. Oğlumla birlikte aynen ilk oldu. Sokağa aynı zamanda bir ses sistemi de kuruldu. Barış abinin şarkıları çalıyor. Çocuklar da anneleri ve babalarıyla birlikte doyasıya dans ediyor. Efendim siz daha çok dans ediyor, daha çok eğleniyor. Evet ya, kesinlikle. İlk dansınız mı beraber anne? Evet, ilk. Torunla evet. Beraber mi geldiniz? Evet, torunumla beraber. 76 yaşındayım. Böyle bir şey ilk defa oluyor. Yüzleri boyanan çocuklar elleriyle duvarları boyadı. Kimi çocuklar toprakla tanışıp domates fidesi ekti. Saksılar kendilerine hediye edildi. Yandaki abiye gidiyor. Günüm güzel geçti. Çok güzelmiş yani. Bu güzel olmuş yani. Çocukların bir arada eğlenebilmesi, bir arada olabilmesi, yani oturduğumuz yerde sokağa çıkması mümkün değildi. Proje ilerleyen günlerde daha da genişleyecek. Her cumartesi ve pazar haftada 15, ayda 60 farklı sokak bu şekilde süslenecek, çocuk sesleriyle yankılanacak.